yapıyor. Çıtası bu kadar olsun. Safranbolu günümüzde tarihi evleriyle ve kent ölçeğinde korunan şehriyle beraber gerek ülke içerisinde gerekse yurt dışında oldukça tanınır haldedir. Bu tanınırlığını şüphesiz evleriyle beraber içinde bulunduğu coğrafyanın geçmiş dönemlerde tarihsel dönemlerde birçok uygarlığa ev sahipliği yapmasından dolayıdır. Safranbolu'da kale, Kent Tarih Müzesi'nin etrafında bulunan nokta olarak tanımlanmıştır. Tarihi kaynaklara baktığımızda bugüne kadar kalenin konumuyla alakalı net bilgi, belge ve deliller bulunmaksızın yoruma atfen bu nokta kale olarak tanımlanmıştır. Safranbolu'da kale bölgesinin batısından geçen Gümüş Kanyonu'nu Karabük İl Etüt ve Proje Müdürü Emre Ayrakçıoğlu ile beraber turizme kazandırılması hususunda yaptığımız araştırmalar esnasında bölgenin kale olabileceğinin resmi ilk kanıtını keşfettik. Bu da kalenin suya bağlanan gizli geçit yoluydu. Bu keşiften sonra yaptığım araştırmalarda keşfettiğimiz noktanın Paflagonya döneminde yapılan diğer kalelerin gizli geçit ve ulaşım yollarıyla birebir benzerlik gösterdiğini gördük. Bu coğrafyamız için büyük bir keşif. Çünkü bugüne kadar bu şehir efsanesi olarak kuşaktan kuşağa aktarılan bir bilgiydi. Ama somut olarak elle tutulur bir belgemiz yoktu. Bu keşifle beraber Safranbolu'nun tarihinde yeni bir sayfa açılacağını düşünüyorum. Bu noktanın arkeologlar başta olmak üzere birçok bilim adamı tarafından detaylıca incelenmesi sonucunda Safranbolu'ya bakış açımızı ve bilgilerimizi güncelleyeceğimizi düşünüyorum.